Peki, şimdi telefon hattımızda bir beyefendi var. Beyefendi günaydın. Alo. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Siz Erdal'ı tanıyorsunuz ve Erdal'ın size anlattıklarını bize anlatacaksınız. Buyurun, ben sizi dinliyorum. Şimdi Erdal'ın bir gün morali bozuktu. Aile olarak ben tanımam kendisini de. Moralim bozuk dedim, bir sıkıntı mı var falan diye. Ondan sonra öyle konuştuk falan. Kaç kardeşsiniz falan diye sordum. Biz dedi 3 kardeşiz abi dedi. Ne oldu dedim, kardeşlerinle mi yaşıyorsun, ailenle mi yaşıyorsun falan. Ablamı dedi eniştem yaptı dedi. Dedim öteki kardeşin nerede peki dedi. O da dedi üvey evlat olarak verildi dedi bir aileye dedi. Şu anda düzeni iyi dedi. Ankara'ya da 2 kere ziyarete gittim dedi. Ya lütfen, yani ben böyle bir şey söylemedim ona. Ben kendisini tamam, şahsen sakin. Tanıyorum. Da ben öyle hiçbir şey söylemedim. Ankara'ya gittim dedim, doğru. Fakat bu ablam oradaydı. Ben ablamın yanına gidip geliyordum dedim. Ablam dedim aslında vefat etmeden önce onun yanına gidiyorum dedim. Onun aklında öyle bir yanlış bilgi kalmış. Ben şöyle söyledim. Dedim 3 kardeşiz biz dedim. Birimize evlatlık verildiğini biliyorum dedim. Ötekisinde dedim Ankara'ya dedim. Ben sadece ablamın yanına gidiyorum dedim. Yani ben Ankara'da ablam var. Herkesin de bildiği gibi Ankara'da evliydi ablam benim. Sakarya'da değil. Yani orada bir yanlış hatırlıyor olabilir yani. Çünkü ben ablamla Ankara'da görüşüyordum. Benim 2 tane çocuğum vardı. İyi bir yere evlatlık verildi dedin mi Serdar yani, için? Yani o zaman benim bildiğim de bu yönündeydi. Bu bilgi yönündeydi. Evlatlık verildiğine dair. Hı. Ben bu şekilde konuştum. Ve hani arada arkasındayım. Yalnız dediğim gibi ben bu Ankara mevzusu benim ablam yanmadan önce işte Ankara'ya gidip gelmemin nedeni buydu. Sevgili Erdal'cığım, bu konuşma ablan yandıktan sonra yapılmış. Çünkü beyefendi tamam. Ablanın yandığını yok, biliyor. Bu konuşma tamam, öyle yapılmış. O zaman canım, şöyle söyleyeyim. Bakın bir de cümlesinden yola çıkarak söyleyeyim. Müsaadenizle. Hani bu konuşmayı yaptığında Ankara'ya gidiyorum tamam. Görmeye dedinse çok anlamlı değil bakın, ablanın için. Enişten yaktı diyor bakın. Eniştemle alakası yok. O akılda yanlış kalabilir. İşte amcam, eniştem dolayı, yanlış mı kaldı? Soralım beyefendi. Aklınızda yanlış kalmış olabilir mi? Ben Ankara'ya gittiğimde ablamın yanına gidiyorum. Beyefendiye soruyorum, aklınızda yanlış kalmış olabilir mi? Yani aklımda yanlış kalmadı, öyle bir şey yok. Ben konuştuğunu gayet iyi biliyorum. Ama ablasının lütfen çocuk yani, mevzusu falan böyle bir şey geçmedi. Sadece yani, iki kere gittim, düzeni bozulmasın diye de bir şey demiyoruz demişti. Bak, hayır, lütfen bozulmasın yani, diyelim. Lütfen ben ablamın böyle bir konuşma yapmadım kendisiyle. Ben yalan tanıyorum kendisini ama lütfen yani doğru değil yani ben öyle yalan. Kardeşimle hiç görüşmediğimi söyledim yani ben niye yalan söyleyeyim şimdi beni yalancı durumuna sokuyor bu beyefendi. Ben tamam, dedim ki tamam. Ablamın yanına gidiyorum sen Ankara'ya. Diyorsun. Ankara'ya ablamın yanına gidiyorum. Ben bu yaşıma kadar kardeşimi hiç hayır, görmedim dedim. Hiç konuşmadım dedim. Şimdi niye böyle söylüyor ben şey de bilemiyorum. Bir şey söyleyeceğim Erdal'cığım, sen eğer bu kadar yalancı durumuna düşmekten rahatsız oluyorsan ben sana kaç gündür soruyorum. Baban seni yalancı durumuna düşürmedi mi asıl? Evet. Senin 34 yıl boyunca yalancı durumuna düşünen baban değil mi? Yani. Sen benim kardeşim evlatlık diye herkese söylerken bak fuarda terk edilmiş o çocuk. Sen bana da ısrar etmedin mi Müge Hanım arabaya verildi diye? Evet. Ben o günden yani ilk röportaj verdiğimden beri bir seferden beri şeyimi değiştirmedim ben. İşte şöyle olmuştur böyle olmuştur diye. O zaman hatırlıyorsun. Değiştirmedin, hatırlıyorsun. İşte Müge Hanım ben bunu sadece ablamdan hatırladığım kadarıyla ablamdan... Tamam ablam böyle söylediyse baban da şu an farklı bir şey söylüyor. Ya yani. Erdal ya bak sana bir şey söyleyeceğim. Gerçekten sana bir şey söylemek istemiyorum. Durumunun farkındayım ama... Yani sen de insana da bir normal artık bir 35 yaşında bir delikanlı gibi konuş yani. Evet konuş. Sen de bir şöyle bir net konuş be çocuğum. Kalk şöyle bir dik otur. Dik otur, sen babanın anneni dövdüğünü bile söylemek istemiyorsun. Nedir yani senin bu şeyi ben anlamadım. Ben sana dün ne dedim? Sen babanla yaşamak zorunda da değilsin dedi. Değilsin. Evet. Sen şöyle bir silkelensene, sen bildiklerini bir doğru düzgün anlatsana. Ya aynı evde 30 yıldır yaşıyorsunuz babanla. Bir kavganızda, bir dövüşünüzde, bir seni döverken millet yalan mı söylüyor konunuz komşunuz? Bir döverken Serdar gibi sana da şöyle yaparım demedi mi? Hiç mi ağzından çıkmadı? Yok çıkmadı. Ya. Sen bu konuyu konuşma, sana babalık hakkımı helal etmem. Sen de babalık hakkını helal etmeyecek diye mi kardeşinin peşini düşmedin? Öyle mi düşünüyorsun? Hayır Müge Hanım ben öyle bunda babalık hakkı şimdi... Nerede burada babalık hakkı? Evet.
Bunun babalık hakkı neresinde, niye demedin babana? Bunun babalık hakkıyla ne alakası var baba, niye demedin? Benim kardeşimin o zaman evlatlık hakkı ne oluyor, niye demiyorsun? Demedi işte. Korkuyor. Niye demiyorsun çocuğum? Ben beyefendiye teşekkür ediyorum. Beyefendi, sizinle ilgili zaten siz bunu anlatmışsınız. Sonra bize bir telefon geldi. Biz dün geceye kadar da beyefendiye de ulaşmaya çalıştık. O da izindeymiş. Sağ olsun, ona rağmen bağlandı. Bak diyor ki, ben onun rahatını bozmamak için söyledim diyor. Buyurun beyefendi, siz de cevabınızı verin. Rahatını bozmamak için gitmiyorum dedi diyor. Beyefendi tam ne dedi? Bir daha söyler misiniz? Hatırlatın Erdal'a. Alo. Efendim, dinliyorum ben sizi. O günkü konuşmamızda bu ablasının mevzusu geçti ama ablası Ankara'da diye bir mevzu geçmedi. Şimdi olsaydı öyle hatırlardım. Benim ablamı yaktılar dedi, eniştem yaktı dedi hatta. İşte orada üvey amcası olduğunu söylemedi. Üvey amcası demedi, eniştem yaktı dedi. Peki diğer evlatlık verilen kardeşiyle ilgili? Haber, hiç mi haber okumuyor? Kimi haberlere bakmıyor? Bu Sakarya'nın gazetesinde de çıktı. Televizyonlarda da bas bas bangır bangır bu haber yayınlandı yani. Sakin bu ol, ben bunu eniştem sakin yaktı diye hiçbir zaman kelime çıkmadı benim ağzımdan. Yani şu an yarım yani tamam o gün biz dertleştik tamam ben bunu söylüyorum. Fakat yani ben böyle eniştem yaktı yok şöyle oldu böyle oldu bu konulara hiç girilmedi yani. Sadece işte moralim bozuk işte biraz konuştuk dertleştim ama... Ben eniştem yaktı diye zaten bu haberlerde var. Haberlerde var yani canlı canlı yani haberlerde var yani. O haberi de herkesin yanlış hatırlayacak. Yanlış hatırladığın noktalardan hep ben bunu söylemek istiyorum. Eniştem yaktı diye ben şimdi bir şey söylemiyorum. Şimdi olay seni ilgilendiriyor ya Erdal. İşte ondan dolayı da söylüyorum ki ben kardeşimle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Sen olayı çok haberlerde seni ilgilendirdiği için çok titiz bir şekilde dinleyebilirsin. Ama herkes senin olayını haberlerde izleyecek ya da izlerken her noktasına çok titizlikle dinleyecek diye bir kural yok. Öylesine de dinleyebilir olayı. Ama anladığım kadarıyla sen bu beyefendiyi tanıyorsun. Evet. Ve beyefendinin söylediği içerikte genel hatlarıyla çok böyle doğru bir konuşma yaptığını da anımsıyorsun. Yok ya bizzat ben kendim tamam biliyorum. Yani demek ki beyefendi... gerçekten seninle bir konuşma yapmış bu çerçevede. Yani, yaptım. Tamam. Ben bunu inkar etmiyorum. Yaptık, bir konuşma yaptık. Peki ne dedi fakat, evlatlık verilen kardeşiyle ilgili? Bir daha hatırladığınızı söyler misiniz? Gibi beni pek fazla dinlememiş. Ha, tamam demiş. Bir aile tamam dedi. Tamam dedi. Verildiğini söyledi. Ankara'da hatta iki kez de gittiğini söyledi bana. Ben sadece bunları hatırlıyorum. Ankara zaten Ankara yok yani şu an onun yani kardeşim Ankara'ya verildiğine dair de bir bilgi yok. Erdal Bey, siz bu arkadaşı tanıyorsunuz. Tanıyorum kendisini. Aranızda herhangi bir husumet var mı? Aramızda herhangi bir husumet yok. Yok. Yani size söylemediğiniz bir şeyi söyledim diye iftira atmaya kalkması veya sizi müşkül vaziyete sokması için bir sebep olabilir mi? Yani yanlış hatırladıklarından olabilir. Yanlış hatırladıklarım. Ben Ankara lafını ablam için kullandım. Kardeşim için hiç kullanmadım ben bu kelimeyi. Ama iyi de ablan o sırada zaten herhalde hayatını kaybetmiş. Çünkü yaktı demişsiniz. Tamam işte ablamın yanına gidiyordum. Hatta şöyle söyleyeyim ben o konuyu da açıklayayım. Şey İki tane yeğenim var benim Ankara'da. Onların rahatı bozulmasın diye söylemiş de olabilirim. İki tane yeğenim var dedim benim orada. Ben onlarla görüşmüyorum dedim. Onların rahatı bozulmasın diye ben oraya gitmedim mi söylemiş de olabilirim yani. Ama beyefendinin dediği gibi değil. Yok değil Miguel Hanım. Öyle bir şey yok yani. Ben kardeşimi bilsem Allah aşkına şimdi ne kadar kötü bir insan da olsa ne kadar peki, iyi bir şey zaman da olsa peki, ben çıkarım derim ki peki, ben kardeşimi tamam, burada bir dakika, gördüm. Beyefendi diyelim ki yanlış hatırlıyor. Neden sen o zaman akrabana Ankara'daki kuaförün gönderdiği fotoğrafı benim kardeşim bana benziyor diye gönderdi? Niye sana Ankara'daki kuaför sana o fotoğrafı gönderdi? Müge Hanım şunu niye da niye mesela Van'daki kuaför değil, İzmir'deki kuaför değil de niye Ankara'daki kuaför? Ben onunla Ankara'da tanışmadım. Bunu bir açıklayayım. Hı. Ben o Ankara'dan gelen fotoğrafla ben o çocukla Ankara'da tanışmadım. İzmir'de çalışırken aynı bir o da firma tesadüfen altında, Ankara'ya gitmişti. Yok tesadüf değil adam Müge Hanım. İzmir'de çalışırken her taraftan insan var. Biz de Sakarya'dayız ama İzmir'de çalışıyoruz.
Atıyorum, ne alakası var benim konumla? Ben sana diyorum ki bu çocuk diyor ki Ankara'ya benim kardeşim evlatlık verildi. İyi de bir yere verildi. Rahatını bozmamak için de iki kere görüştüm, başka da görüşmüyorum dedi diyor. Sonra sen yine baban kapının önünde verildiğini duyunca Ankara'daki kuaförün bize gönderdiği fotoğrafı gönderdin. Yani Ankara'daki kuaför de Ankara'daki birini gönderir. Ayrıca hiç kuaföre de senin demene göre hiç benim evlatlık verilen bir kardeşim yok demişsin. Ama o sana Kazakistan'da yaşayan birinin fotoğrafını senin kardeşin diye göndermiş. Onu da sosyal medyadan önüne çıktı, öyle gönderiyor Erdal'cığım, bana. Erdal'cığım şu anda bana şimdi kim gönderebilir bu senin kardeşin olabilir mi diye ya. Bu bir kere hakaret kabul ederim yani. Bu senin bu kardeşin olarak diye gönderdiği zaman ben bunu kendi anneme babama hakaret olarak kabul ederim. Benim eğer aradığım bir kardeşim varsa, evlatlık verilen bir kardeşim varsa birisi bana fotoğraf gönderebilir. Şimdi destur bismillah kim bana fotoğraf gönderebilir bu sana çok benziyor kardeşin olabilir diye. Yok kardeşim olarak değil Müge Hanım. O çocuk da kusura bakma sana hiç benzemiyor. Hayır, hayır. Gördük fotoğrafı. O çocuğun seninle ne alakası bana var? Bana benzettiği için göndermiş zaten. Ama hiç benzemiyor. Kendisi bana bunu benzettiği Kazakistan için göndermiş. Hiç benzemiyor ama yani hiç benzerliği yok senin o çocuğu. O çocuğun seninle ne alakası var? Hepimiz gördük burada seyircilerle o çocuk sana hiç benzemiyor ki. Ya sen bir erkek olarak şimdi düşünsene bir erkek çocuğuna bir tane erkek arkadaş diyecek ki bu sana çok benziyor. Sen ne diyorsun dersin ya? Şey sebebidir bu yani. Kavga sebebidir. Sen nasıl bana bunu gönderirsin? Sen benim anneme ne demek istiyorsun derim ben en başta yani. Ne demek bu senin sana benziyor? Sen benim babama ne demek istiyorsun? Yani durup dururken birisi al bu senin kardeşin olur diye gönderebilir mi? Yok, ya hep Müge Hanım kardeşim olarak zaten ben bunu söylüyorum ama yani. Ama kardeşim olarak ki. Zaten o çocuk bana o şekilde aksetme dolayı dedi ki Erdal dedi bu çocuğu ben sana benzettim. Benziyor muydu? Benzettim dedi. Ha benziyor mu çocuk sana? Alakası yok. Alakası yok o fotoğraftaki çocuğun seninle. Zaten Serdar da sana benzemiyormuş ki söylüyorlar. Sen babana benziyorsun. Bana da benziyor. Abi sana da benziyor. Kaşı benzer, burnu benzer, ağzı benzer. Baktığı zaman bu bunun oğlu işte. Gözleri mözleri aynı yani. Baktığın zaman benziyor. O kadar tabii ki herkesin tarafı bir tarafı bir tarafı benzer. Fotokopi olarak da çıkmıyoruz. Gözleri babasına benziyor. Baktığın zaman evet gözlerine bakıyorsun onun gözü onun gözü ikisi de aynı şekilde bakıyor. Gözlerim çekik aynı. Ha senin gözlerine benziyor. Ay size ailece bir şey olmuş. Ben istemiyorum onun huyusuyu da benzemesin. Ama gözleri benziyor doğru söylüyor. Hayır şuraya 10 tane çocuk dizsen ben derim ki gözlerine bakarım ama bunun çocuğu yok, derim. Şöyle de sana benziyor. Ya benziye tabii ki benziyor. Babasına da anneden benziyor. De alacak babadan da alacak konu o değil. Konu Allah iki sabır. Çocuğunuzun. Doğduğu andan itibaren sizin burada ifadenize göre iki çocuğunuz birbirinize ten rengi, saç rengi, şekil itibariyle farklı olduğu. Bunu siz ifade ettiniz zaten. Evet, doğru, farklı. Bunu biz bilemeyiz ki biz öbür çocuğunuzu görmedik. Keşke bir resmi olsaydı elimizde. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.